Merhaba. Hayırlı geceler. Bugün sizlerle en güzel verdiğim, çok düşünerek verdiğim bir kararı paylaşmak istiyorum. Sigarayı bıraktım. Evet. 9-10 yaşından beri sigara kullanıyordum. Yani ızmarit toplardık. Izmarit bile içtiğimiz oldu. Yaşımız 40-41. Çok şükür kurtulduk. Yani bizim çocukluğumuzda sigara içmek çok farklıydı yani. Çok farklı derken yani yasaktı. Anneden dayak yerdin, babadan dayak yiyordun, abiden dayak yiyordun, abladan dayak yiyordun ama ona rağmen çok tatlı geliyordu bize. Yasaklanan her şey çok tatlı geliyordu. Hatta biz sigaramızı çorumuza falan değil, tam kasımıza saklardık. O orada o kasının şeklini alırdı. Onunla top oynardık, inek yayardık, fındık toplardık, odun keserdik, her şeyi yapardık. Ama o sigarayı çıkartıp yarısını içip yarısını kapının başına atmak, saklamak çok farklıydı. Şimdi diyorum ne kadar psikopatmış ya. Mesela okula giderken ilk sigarayı yakmak, evden uzaklaştıktan sonra gizli gizli ilk sigarayı içmek. Hele hiç unutmam, bir keresinde babam görmesin diye oruç tutuyorum o zaman. Kısa malvuru içiyorum. Camiyle babamın görmeyeceği yer 20-25 metre falan ya da 50 metre olsun. Hiç sigara içmemişim. O zaman kısa malvuru içiyorum. Kısa malvuru yine kasımda saklıyorum. Kısa malvuru çıkardım ben. İftarda ilk sigaramı içtim. Camiye gidene kadar o sigarayı benim içmem lazım. Yaktım o camiye gidene kadar o sigarayı içmem lazım. O sigarayı içtim. Abi abdest alacağım. Oturmaya yer bulamıyorum. Kafam oldu bir dünya. Dönüyorum dünya. Arkadaşlar soruyor, köylüler soruyor. Ne oldu, hasta mısın? Yüzü gözüm bembeyaz olmuş. Diyemiyorum ki sigara içtim. Bu yüzden böyle oldum. Söyleyemiyorsun. Çünkü herkesten korkuyorsun. Herkesten. Sonra lise dönemi öyle bitti. Kafede sigara içmeler. Gizli gizli sigara içmeler. Sonra biz bir de okulu sabah akşam yürüyerek bitirdik. Yani sigara içme potansiyelimiz çok yüksekti. Yani başlama potansiyelimiz çok yüksekti. Yani çoğumuz sigara içiyordu zaten o dönemde. Herkes sigaraya başlamıştı. Ne oldu? Askerlik başladı. Askerlik bitti falan filan. İş hayatı. Askerlik tamamen başladı zaten. Artık askerliğimizi yaptık diyorduk. Sonra iş hayatı, İstanbul falan filan derken başladık. Ve yani biz mesela ben okula giderken en büyük hep önce odur ya, ben öncüydüm hep. Yani biz sigaramız yoktu, büyüklerimizden hep duyduğumuz bir şey vardı. Yaprağın ortasını kopartıp, defterin ortasını kopartıp, içine gazal ufalayıp içenler varmış. Ben de aynısını yaptım. Büyüğüm ya, yani herkese öncüyüm ya, ben de yaptım. O sigarayı yaktık, alev olduğu gibi ağzımın içine girdi. Arkadaş öyle bir şey yok. Yani iki gün yemek yiyemedim. Boğazlarım yandı, dilim yandı. Evdekiler diyemiyorum ki ben bunu yaptım, sigara içtim diyemiyorum. Hele bir keresinde amcamın kızıyla uzun paket, uzun Samsun'u bir saatte bitirdik. Bir paket uzun Samsun'u bir saatte bitirdik. Yani evde kokması diye yaş ceviz yedik. Ağzımız burnumuz kabardı. Ben kaşığı ağzıma götürüyorum. Kaşığı ağzımda kaşığı hissedemiyorum yani. Düşün, uyuştu ağzım burnum. Yani 32 tane dişimi çekse duymam. Öyle bir şeyimiz de var. Ağzım akıyor kendi kendiliğinden. Sonra amcamın kızı dedi ki, yenge dedi, bu dedi dereye şişini yap dedi. Suyunu döktü. Tamam mı? Bu çarpıldı büyük ihtimal dedi. İmamı çağırdılar. İmam geldi. Okudu. Üfeler abi yalan. Yani ben ceviz dedim. Benim ağzım o yüzden akıyor. Ağzımın sağa sola kaydı benim. Cevizden dolayı. Çiğ cevizden dolayı. Olmamış ceviz yenir mi? Yenmez. Neyse. 2-3 gün o da öyle geçti. Hoca okudu. İyiyim hocam dedim. Allah razı ol falan filan. O çocuğuz tabii ki o zaman. 14 yaşında falanız. Çok şükür dedi. Tamam geldi geçti. Gün geldi. İş hayatı başladı. Artık evden koptuk. Köyden koptuk artık. İstanbul'a geldik. Paramızı kendimiz kazanıyoruz. Artık sigara içeceğiz. Sigaramızı içiyoruz. Ya var. İç. Arkadaşlar bitmiyor. Atıyorsun bitmiyor. Bıraktım. Kurtuldum ama psikolojik olarak kendimi hazırlamam tam bir yılım aldı. Yani bu iş beyinde bitiyor. Sigara bırakmak beyinde bitiyor. Tam bir yılım aldı. Sigaramı sık sık değiştirdim. Bu bir. İkincisi, kalkar kalkmaz sigara yaktım. Aç karnına ve hızlı hızlı çektim. Yani 4-5 fırtta bitirdiğim sigara olmuştur.
Niye? Sırf midem bulansın, kusayım diye. Ve yaptım da, oldu da. Başarılı oldu da. Kustum da, midem de bulandı. Pişman da oldum. Ama bir türlü kendimi hazırlayamadım. Düşüncemi bir türlü hazırlayamadım. Ama kurtuldum. Çok şükür. Bugün 4. günüm. Zorluyor mu? Evet, çok zorluyor. Sakız, şeker, kuru üzüm. Yani yürüyüş. Abartısız 15-20 kilometre yol yürüyorum. Dizlerim yorulmuyor. Bacaklarım yorulmuyor. Yani yürüyüşte yürüyüş, yürüyüşte yürüyüş. Ya nasıl bir enerjim varmış? Sigara beni nereye çekiyormuş? Vallahi billahi şaştım. Ben bile şaştım. Bıraktım. İlk gün çok zorlandım. İlk gün bildiğin nöbet geçiriyordum. Bildiğiniz nöbet geçiriyordum ilk gün. Sarı hastası gibiydim. Sigara bir geliyordu. Elim ayağım titriyordu. Donup kalıyordum böyle. Yüzüm gözümden beyaz oluyormuş. Hiç haberim yok. İkinci gün öyle bir zorlandım ki. İkinci gün inanın. İzmarit aradım ya yolda. Yani yolda durup izmarit aradım. Yani içeceğim. Yok abi, olmuyor. Sağa git, sola git, sağa git, sola git. En sonunda ne yaptım biliyor musunuz? Arabayı çektim. Şeytana küfrettim ya. Ana avrat, şeytana küfrettim. Arabaya dönüyorum ben. Dönüyorum arabanın etrafında. Allah'tan kimse yok. Gözler deli derler. Sonra girdim, elimi yüzümü yıkadım. Sonra pet şişe suyum vardı arabada. Onu ağzıma götürdüm. Elimi artık, parmaklarımı artık ağzımın içine sokuyorum. Yani sigara şey yapsın diye. Neyse, git babam git, git babam git. Bugün 3. gündü. 3. günde çok iyi geçti. Bugün 4. günüm. Yarın 5. gün, Allah nasip ederse. Bir hafta veya 15 gün benim için çok önemli. Hatta bırakan arkadaşlarla konuşuyorum. 15 gün çok önemli olduğunu söylüyorlar. Gerçekten öyle. Yani nasıl bir bağımlılık? Bildiğiniz bir uzuv. Bildiğiniz bir yani bir organımız yani. Organımız olmuş. Beyin hala bunu istiyor ya. Beyin hala bunu istiyor. Yani elim, parmaklarım, ağzım, cebim yokluyorum. Şimdi arabaya biniyorum. Emniyet kemerimi takıyorum. Sigara arıyorum. Sabah kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Abi sigara arıyorum. Balkona çıkıyorum. Sigara arıyorum. İş yerine gidiyorum. Toplantıdan çıkıyorsun. Sigara arıyorum. Arının içine giriyorum. Maskemi çıkartıyorum. Sigara arıyorum. Su içiyorum. Peşinden sigara arıyorum. Yeter ya. Sen bizi esir almışsın aga. Sen bizi esir almışsın. Ama ben ne dedim? Sen beni bırakmadan ben seni bırakacağım. En çok da bana ne koydu biliyor musun? Sigara bırakmama en büyük etsen ne oldu? Kızım 7 yaşında. 6 yaşından beri bana söyler. Baba yeter. Baba bırak. Hep sigaramı atardı balkonda. Sigaramı çakmam çöpe atardı. Allah razı olsun. Hiç kızmadım. Kızmadım. Niye atıyorsun? Yapsın. Haklı. Haklı. Çünkü insan sevdiğini kaybetmek ister mi? İstemez. Zararlı bir şey yaptın istemez mi? İstemez. Değil mi? Allah razı olsun. Bıraktı. Ve kızım şu anda çok mutlu. Her sabah bir öpücük alıyorum kızından. O da bana veriyor. Her sabah bir öpücük veriyor bana. Mutluyum. Ama sigarayı bıraktım. Çok şükür. Tavsiye ederim. Sigarayı bırakın. Fakat sigarayı bırakmadan önce kendinizi psikolojik olarak hazırlamanız lazım. Yani beyninizi hazırlamanız lazım. Nasıl? Yani bu iş beyinde bitiyor. Tedavi falan hikaye. Yani tedavi falan bırakın. Çok kolay şekilde bırakabilirsiniz. Sigarayı çok rahat bir şekilde bırakabilirsiniz. Çünkü bunu doğmadınız. Ve bizim kadar, yani benim nesil, yani bizim nesil kadar sigarayı erken yaşta başlamadınız. Ve zorluklar çekerek kötü sigaralar içmediniz. Ya benim madde bağımlılığım olmadı. Esrarım olmadı. Otum olmadı. Ne bileyim, kokainim olmadı. Benim alkolüm vardı, bir de sigaram vardı. Ve alkol içerken sigarayı meze gibi yiyorduk. Yani 2 paket, 2,5 paket, 3 paket çıktı oluyordu. Bildiğin meze gibi gidiyordu yani sigara. Çok şükür kurtuldum. Tavsiye ederim. Arıyor muyum? Arıyorum, evet. Hala arıyorum. Su içiyorum. Gece yattım. Saat 11'de. 12.30'da 1'de kalktım. Sokağa çıktım. 4,5 kilometre yürümüş yaptım. Tekrar geldim, yattım. Yine yatamadım. Gittim, duş aldım. Su içtim. Yattım. Yok. Uyku. Saat 2.30-3 oldu. Ben ancak uyumuşum. 5.30'da tekrar kalktım. Yani düşünebiliyor musunuz?
sigara beynimizi bitirmiş. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi hepimizin sevgilisi olmuştur. Ayrıldığınızda herkes boşluğa düşer böyle. Ah, çünkü ona alışıktırsın. Kalbinden vurulmuş gibisin. Arkadaş, bu sigara farklı bir şey ya. Kalbi malbi bırak. Beynini yemiş bitirmiş ya. Beynini yemiş bitirmiş insanlar. Beynini yemiş bitirmiş. Rahatın. Bırakın. Bak, psikolojik olarak kendinizi hazırlayın. Ama 1 yıl, ama 1,5 yıl, ama 2 yıl, ama 6 ay, ama 3 ay. Hazırlayın kendi sigarayı, bırakın lütfen. İnanın rahatlık var. Ya ciğerimde evet bir baskı var. Buranda bir yangı var. Yanıyor burası. Ama her geçen gün gidiyor. İstiyorum, hala istiyorum. Bir tane verse içerim. Ve başlarım. Başlarım. Lütfen sigarayı bırakın. Sigarayı bırakın. Lütfen. İnanın. Bak, alkolü tüketim demiyorum. Alkol de kötü bir şey ama. Ama sigara kadar zararlı değil. Çünkü alkolü her zaman bulamıyorsunuz. Sigarayı yoldan geçenden bile tanımadığınız birinden bile isteyebiliyorsunuz. Lütfen sigarayı bırakın. Sigarasız yaşam, temiz hava, oksijen, ömrünüzün uzaması demek. Lütfen sigarayı bırakın. Ben kurtuldum. Allah nasip ederse sizler de kurtulur. Sağlıcakla kalın.